Merhaba sevgili arkadaşlar, yeniden birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Paint programına bakacağız. İlk olarak arama yerine Paint yazacağız. Şimdi şu bölüme Paint yazıyorum arkadaşlar. Buradan açıyoruz ve karşımıza böyle bir sayfa çıkıyor. Arkadaşlar, Paint programı oldukça basit bir programdır. Karşımıza boş sayfa çıktığında burada sıfırdan bir resim çizebiliriz veya var olan resmi buraya aktarıp boyama yapabiliriz. Bu sayfayı biraz büyütmek istiyorum. Sağlı sollu çekiyorum arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, burada ilk önce bir programı inceleyelim, bir bakalım. Kalem bölümü var arkadaşlar. Kalemi alıyoruz. Buradan kendimiz çizimimizi yapabiliyoruz. Silgimiz var. Bir yanlış yaptığımızda buradan silebiliriz. Şurada fırçalar bölümü var arkadaşlar. Fırçayı kalın, ince, ucu ince olan, kalın olan bunu kendimize göre seçebiliriz. Burada belli geometrik şekiller var. İşte kalp, yıldız, görüldüğü gibi geometrik şekiller var. Şuradan arkadaşlar renklerimizi seçiyoruz. Renkleri düzenle dediğimizde de birçok renk daha çok karşımıza çıkıyor. Burada beğendiğimiz bir renk olduğunda buradan tamam diyoruz ve rengimiz de buraya eklenmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar, var olan bir resmi nasıl boyuyoruz? Önce ona bakalım. Var olan bir resmi nasıl boyuyoruz, nasıl değiştirebiliyoruz? Şurada arkadaşlar yapıştır bölümü var. Yapıştır bölümünden sonra dosyadan yapıştır diyoruz. Buradan karşımıza masaüstü indirilenler artık neredeyse dosyanız, oradan direkt seçebiliyorsunuz. Ben şunu seçmek istiyorum ve buraya yapıştırdım. Bunu sağ solu biraz küçültmek istiyorum ekranı tam görmek için. Biraz daha küçülteyim. Burada bir hata yaptığımız arkadaşlar geri tuşuyla alabiliriz. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, belli bir resmi seçtim. Bunu boyamak istiyorum. Kafama göre boyayacağım. Boyarken renk size kalmış. Buradan birçok rengi seçebilirsiniz arkadaşlar. Şu boş kutucukları doldurmak için hangilerini tercih ediyorsanız seçebilirsiniz. Buradan seçtikten sonra işte şurası hangi renk olsun? Burada renk tamamen sizin zevkinize, tercihinize kalmış. Şuradan arkadaşlar seçerken buradan tıklamamız gerekiyor. Önce şunu alıyorum. Diyelim göz rengi hangi taraf olsun? Gözünün iç bölümü diyelim ki mavi olsun. Şurayı şöyle tıklamam gerekiyor. Şurayı da şöyle tıklamam gerekiyor. Tıkladıktan sonra burnunun hangi renk olsun istiyorum? Şuranın hangi renk olmasını istiyorsam buradan seçiyorum. Diyelim ki turuncu olsun. Bu şekilde tıklamam gerekiyor. Daha sonrasında şu yan gözünün çevresini beyaz kalsın istiyorum. Şu bölgeyi arkadaşlar kafa bölgesi de hangi renk olsun diyelim ki bu renk olsun. Bu renkte böyle seçiyoruz. Ayaklarında buradan seçebiliriz. Ayak renklerinde bu şekilde boyamış oluyoruz arkadaşlar. İlk olarak görselimiz bu. Bunu kaydetmek için arkadaşlar şurada kaydet bölümü var. Kaydediyorsunuz. Buradan nereye kaydetmek istiyorsanız ben masa üstüne kaydetmek istiyorum. Masa üstü tıklıyorum. Buraya da çalışma 1 diyorum. Ve kaydete basıyorum arkadaşlar. Bu kaydedildi. Arka bölümü hangi renk istiyorum arkadaşlar? Diyelim ki bu renk istiyorum. Arkayı şöyle tıklayabilirim. Ve bunu tekrar kaydet diyebiliyorum arkadaşlar. Ve bunu kaydediyorum.
Şimdi arkadaşlar bu çalışmayı bitirdikten sonra bunu da sıfırdan kendim çizeceğim. Çizdikten sonra da bunu boyayacağım. Seç diyorum şu şekilde. Delete'e basıyorum arkadaşlar. Delete'e. Bunu siliyorum delete tuşuyla. Nasıl sildim? Buradan seç dedim arkadaşlar. Seç dedikten sonra taradım ve sildim. Şimdi arkadaşlar kendim bir çizim yapmak istiyorum. Şurayı da sileyim. Şimdi kendim sıfırdan çizim yapmak istiyorsam tamamen sizin nasıl çizmek istiyorsanız buradaki geometrik şekilleri de kullanabilirsiniz. Fırça, boya, renkli boyamak istiyorsanız buradan farklı renklerde seçebilirsiniz buradan. Şimdi arkadaşlar ben kendime göre çizmek istiyorum. Diyelim ki şuradan geometrik şekilden öncelikle ne yapacağım? Şuraya bir güneş yapmak istiyorum. Güneş yapmak için şu yuvarlak geometrik şekli seçiyorum. Bu geometrik şekli seçtikten sonra şöyle bir yuvarlak yapalım. Bu yuvarlak da siyah olsun. Ya da arkadaşlar biraz ortalayalım bunu. Biraz daha ortada dursun güneşimiz. Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar ortalıktan sonra şuralara bulutlar olsun. Küçük küçük bulutlar yapayım. Evet, bulutumu da seçtim. Şimdi şuradan kalemimi seçiyorum. Kalemimi seçtikten sonra nasıl olsun arkadaşlar? Şu alt bölümü deniz yapmak istiyorum. Deniz yaparken şuradan boyut diyor. Boyut dediğinde arkadaşlar şuradaki çizgi kalınlığıyla alakalı. En kalını seçiyorum ve siyahı seçtim. Buradan şöyle bir deniz yapmak istiyorum. Dalgalı bir deniz olsun. Denizimiz bu şekilde. Denizin şu arka tarafında da bir dağımız olsun. Şimdi arkadaşlar güneşi boyayacağım. Güneşi boyarken ne yapıyorum? Öncelikle şuradan kovamı seçiyorum ve şuradan sarı rengi alıyorum. Sonra bunun içine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra tekrar kalemimi alıyorum ve şu güneşin etrafına çizgi çizmek istiyorum. Çizerken kalemimi aldım arkadaşlar. Sarı renkli. Şöyle çizebiliriz. Şimdi ben size bunu arkadaşlar taslak çizimi olarak gösteririm. Tabii siz daha özenerek çizersiniz. Bu şekilde güneşimi yaptım arkadaşlar. Kalemimi bırakıyorum. Şimdi tekrar kovamı seçiyorum. Bulutlarım hangi renk olsun? Açık mavi olsun. Şöyle tıklıyorum arkadaşlar bulutlarıma. Bulutlarıma da tıkladıktan sonra şuraya geliyorum. Buraya ne dedik? Dağ olsun dedik. Dağ hangi renk isteyelim? Yeşil isteyelim. Şu şekilde yeşili seçebiliyoruz. Alt bölümü deniz dedim arkadaşlar. Denizimiz hangi renktir? Mavi olsun. Bu şekilde maviyi seçtim. Tabii buraya farklı arkadaşlar şekiller, evler tasarlayabilirsiniz. Yollar tasarlayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Kovamı bırakıyorum.